Herkese merhaba. Bugün İngilizce 8. sınıf 1. ünitemiz Friendship konusunu kısa bir şekilde tekrarlayacağız. Malum bugünlerde konular hızla ilerliyor ve geride kalan konuların tekrarı elzem halde. Neler var bu konumuzun içinde? Personal traits dediğimiz kişisel özellikler, iyi bir arkadaşta bulunması gereken özellikler ve bulunmaması gereken özellikler üzerinden bu sıfatları inceleyeceğiz. Invitation cards, davet kartları, bir etkinliğe bir kişinin davet edildiğinde bir davetiyede bulunan bilgiler ve bu bilgilerin yerleri nereler, oraları inceleyeceğiz. Restaurant dialogues dediğimizde de restoran konuşmalarında geçen basit ifadeler, kalıplar, bir menüde olabilecek yiyecekler ve içecekler üzerinden bir bilgilendirme yapacağız. Suggestions kısmında da teklifler ve öneriler başlığı incelenecek. Movie types'ı da kısaca değineceğiz. Film çeşitleri olmak üzere inceleyeceğiz. İsterseniz önce başlığımızın birinci maddesi olan personal traits ifadeleriyle başlayalım. Tahtamızı siliyoruz. Kara tahtamız nostaljik bir hava katıyor dersimize şu an. Personal traits dediğimizde biz bu ünitede good friend ve bad friend olmak üzere İki çeşit arkadaş profili üzerinden bu personal traitlere yani kişisel özelliklere bir bakmayı deneyeceğiz. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özellikler ders kitabımızda da sürekli bahsettiği üzere bizi desteklemesi, bize kötü zamanlarda yardımcı olması, benzer ilgi alanlarını paylaşması ve sırlarımızı ona rahatça söyleyebileceğimiz kişiler olmalı. Peki nedir bu? Desteklemek, güvenmekle ilgili kelimeler. Desteklemek deyince ilk başta bizim aklımıza gelen kelimemiz backup ve eş anlamlısı olan support. Ve bunlara yakın anlamlı olarak verebileceğimiz help kelimesi var. Ardından güvenmek anlamına gelen bizim burada count on, depend on, trust ve yine sonu onla biten rely on kelimemiz var. Bu dördü kardeş arkadaşlar. İkiz kardeş değil de dördüz kardeşler. Bu dördüz kardeşlerin birbirinden bir farkı yok. İyi bir arkadaş karşısındaki kişiye güven verir. O yüzden count on güvenmek, depend on, rely on ve trust hepsi güvenmek anlamına geldiği için güvenme söz konusu olduğunda bunları ve güvenilir anlamına gelen reliable ifadesini kullanabiliriz. Ardından tahtamız biraz tabii ki ufak olduğu için sürekli silerek gideceğiz. Siz videonun istenilen yerlerinde durdurup notlar alabilirsiniz. Ardından bizim sıradaki kelimemiz iyi geçinmek kelimesi olabilir. Get on well with. İyi arkadaşlar, iyi geçinirler. Ve iyi arkadaşlar benzer ilgi alanlarını paylaşırlar. Share similar interests. Ardından iyi arkadaşlar birbirlerine sırlarını söylerler yani ve tutarlar. Keep secret, tell secret. Karşılıklı güven ve iyi anlaşma üzerine gider bu iyi arkadaş özellikleri ve konusu. Kötü arkadaş yani bad friend dediğimiz hiçbirinizin sahip olmaması gereken arkadaş modeli. Bu bad friend nasıldır? Sizin sırlarınızı başkalarına söyler. Tell your secrets to the others. Ve sizi desteklemez. İhtiyacınız olduğunda orada değildir. Bunun gibi kalıp ifadeler var. Ne mesela söyleyebileceğimiz not help. Size yardımcı olmaz. Ve sizinle bazen tartışır. Bunun eş anlamlısı argue ve discuss kelimeleri olarak verilebilir. Discuss'ımızın U'sunu anlaşılır bir hale getirelim. Ve kötü arkadaşlar kesinlikle sizi tam anlamıyla tamamlayan birisi değildir. O yüzden different likes söz konusu olabilir. Yani farklı sevilenler söz konusu olabilir. Sevdiğiniz şeyler ortak değildir.
Yani ortak noktalarınız pek yoktur. İyi arkadaş değilse bunun tam zıttıdır. Share common interests. Similar interests ile common interests de eş anlamlı olarak verebiliriz. Bu sıfatları kolayca internetten ve ders kitabınızdan tarayarak daha çok elde edebilirsiniz. Bu konuda bir linkte paylaşım yapacağız videoda inşallah. Bu şekilde kelimeleri iyi bilerek üniteye güçlü girmemiz lazım. Bir ünitenin İngilizce'de tabii ki böyle. Bir ünitenin tam olarak anlaşılabilmesi için kelimelerinin %100 bir şekilde öğrenilmesi lazım. Kelime bilgisi size özgüven kazandırır ve soruları daha kolay anlamanızı, aslında sorunun ne istediğini tam olarak tahmin etmenize yardımcı olur. Şimdi bizim ikinci başlığımız invitation cards'tı. Şimdi gelin sizinle bir invitation card yazalım. Ne olsun invitation'ımızın başlığı? Atıyorum. Dear Jack. Sevgili Jack. Şimdi bu bir invitation card taslağı olsun. Ve biz bu taslak üzerinden neyin bize nerede lazım olduğunu tartışalım. Şimdi bu Dear Jack kişisi, başa yazılan kişi, mektubu, daveti, kartı alan kişidir. Yani biz buna receiver diyebiliriz, alıcı diyebiliriz ya da invitee diyebiliriz. Yani davet edilen diyebiliriz eğer bir davet söz konusuysa. Öneri değil de davetse söz konusu olan. Sonra ilerleyen kısımlarında kartın işte eventten bahsetmesi lazım. Event dediğimiz şey etkinlik, olay. Oradaki tema ne? Diyelim ki bir birthday party olsun. Bu bizim ana etkinliğimiz olur ve biz buna sorularda ve cevaplarda event deriz, öyle bahsederiz. Devamında bize bir ne vermesi lazım? At some cafe. Bir ne vermesi lazım arkadaşlar? Place vermesi lazım. Yani yer veya mekan vermesi lazım. Bunun devamında bir yine ne vermesi lazım arkadaşlar? Tarih vermesi lazım. Yani date. 27th of January gibi bir ifade mesela. 27 Ocak ifadesi. Bu bizim davetimizdeki date noktası oluyor. Receiver varsa, yani alıcı varsa, bir de gönderici vardır. Peki biz bunu nerede buluyoruz çocuklar? Mektubun en altında veya davetin en altında görüyoruz. Diyor ki kişi, with love, Sam. Sevgilerle Sam. Bu Sam, abisi kim oluyor? Bu Sam kesinlikle bir Sam'dir. Başka da bir şey olarak adlandırılamaz. Eventimiz var, place'imiz var, date'imiz var, sender'ımız var, receiver'ımız var. Receiver'a aynı zamanda invitee denildiğinde söyleyebiliriz. Bir davetle, öneri mektubuyla, davet kartıyla ilgili bir şey sorulduğu zaman bunun ana gövdesi budur arkadaşlar. Bunun üzerinde matematik gibi böyle, formül gibi tık bu burada, receiver burada, sender burada, event bir olay olacak, parti, ne partisi artık, reunion party mi, birthday party mi, graduation party mi, onu parçanın içinden saptayıp bulacaksınız. O eventiniz olacak. Bahsedilen yer bir ev olabilir. At my house diyebilir. At some cafe diyebilir. Veya bir adres verebilir. O da bizim place'imiz olacak. Diğer taraftan bir de tarih verecek tabii ki. Ne olacak, o da bizim date'imiz. Ayrıca detaylandırmak isterse tabii ki mesela ne der? At 7 p.m. der mesela. İşte akşam saat 7'de der. Bu da bizim ne olur arkadaşımız? Time'ımız olur. Davet mektuplarına, davetiyeleri incelerken bu gövdeden yararlanacağız. Bu bizim 224 kesinlikle yararlı olabilecek bir taslağımız. Kartımızı siliyoruz. Şimdi suggestions konusuna bir bakıyoruz. Personal traits, invitation cards ve sırada suggestionslere bakabiliriz. Suggestions dediğimiz ne arkadaşlar? Öneriler. Teklifler. Neler var? Bizim burada bunları grup olarak incelememizde fayda var. What about? Ve how about?
kesinlikle ikizdirler. Birbirinin yerine kullanılabilirler ve aynı anlamı taşırlar. İkisinin de anlamı ne dersin? Şimdi bu bir teklifle geliyor kesinlikle. Ve işte önünü boş bırakalım şöyle. Diyelim ki yüzmeye gitmeye ne dersin? Veya işte Ali'nin doğum günü partisine gitmeye ne dersin gibi bize bir öneriyle geliyor. Peki bunun sırrı ne? Bunun sırrı kendisinden sonra sadece ve sadece isim alması. Peki isim alamıyorsa ne yapacağım? Aksiyon bildiren bir kelime geliyorsa arkasından, yani fiil geliyorsa, benim ona isme çevirmemin tek yolu mastar eki olan ing takısını eklemem. Türkçedeki mekmak ekiyle aynı vazifeyi görür. Mesela what about? What about a coffee? Şimdi burada herhangi bir ing yapıya ihtiyacım yok. Neden? Çünkü bu zaten bir isim. Şu coffee bir isim. Tekrardan ben onu isme çevireceğim diye uğraşmama gerek yok. Yani isimse gerek yok ing takısına. Peki nerede gerek var? Aksiyon bildiren bir kelime kullanıyorsan var. Örneğin işte bu sefer de örneğimizi, aynı örneği have about'la verelim. İkisi birbirinin ikizi olduğu için farklı örnekler kullanmamızın zararı yoktur arkadaşlar. Have about diyelim ki drinking olsun. Bu sefer örneğimiz drinking tea. Bir çay içmeye ne dersin? Şimdi burada drink bizim fiilimiz. Aksiyon bildirir, hareket bildirir, iş bildirir. Ama ben bunu have about'tan sonra kullanamam. Çünkü have about kendisinden sonra isim ve isim soylu kelime kabul ediyor. Bunu da çevirmenin yolu ne? Burada gördüğünüz ing takısıyla verdik. İşte biz bunu isme bu şekilde çevirebiliyoruz arkadaşlar. Have about ve what about'tan sonra kesinlikle benim ne kullanmam lazım? Ya isim kullanacağım kafe örneğinde olduğu gibi, veyahut da fiil kullanıyorsam, yani hareket bildiren, iş bildiren bir kelime kullanıyorsam da onu isme çevireceğim. Ne ekiyle? ING ekiyle isme çevireceğim. Evet, tebeşir intihar etti. Devam edelim. Diğer teklif, öneri cümlelerine. Diğerlerini de bir grup halinde incelersek işimiz kolaylaşacak. Örneğin bakalım nelerden bahsedebiliriz. Şimdi bizim shall we kalıbımız var. Why don't we kalıbımız var. Ve would you like to kalıbımız var. Şimdi shall we, why don't we, would you like to ve let's'i ekleyelim. Bu dördünden sonra da ben ne kullanacağım? Yalın fiil kullanacağım. Bu değişmeyen bir gerçek. Yalın fiil kullanmalıyım. Bunlardan sonra kesinlikle ve kesinlikle farklı bir şey gelemez. Mesela shall we go to dance? Dansa gidelim mi? Why don't we watch a movie? Neden bir film izlemiyoruz? Would you like to drink tea? Çay içmek ister misin? Let's go to the seaside. Hadi deniz kenarına gidelim. Dikkat ederseniz hepsinden sonra kullandığım ilk kelime yalın halde bir fiildi. Devamı önemli değil. Kendisinden sonra gelen ilk kelimenin hepsinde de ne olması lazım? Yalın bir fiil olması lazım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken küçük bir detay var. Öğrencilerime bir uyarımdır. Şurada to kullanılmadığı zaman would you like'dan sonra da sıkıntılar oluşabilir. Would you like'dan sonra ne yapmalıyım? Ya isim kullanmalıyım ya da fiil artı ing kullanmalıyım. To yoksa çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sadece would you like şeklindeyse kalıp would you like a coffee diyebilir. Would you like drinking coffee diyebilir. Ama to varsa o isim, kendisinden sonra isim alma muhabbeti sona eriyor ve kendisinden sonra yalın fiil alabilir hale geliyor. To'ya dikkat ediyoruz would you like'da. Bunlarla ilgili söyleyebileceklerimiz de bunlar. Videomuzu hızlandıralım hemen tersimizi. Neler vardı? Restaurant talks ve movie types vardı. Movie types'ı bir inceleyelim sizle beraber. Şimdi hepimizin sevdiği, zaten hoşlandığı filmler vardır. Şahsen ben korku filmlerini çok severim ve bilim kurgu filmlerini. Kendi sevdiğim filmle başlayacağım. Siz de kendi sevdiğiniz şeyleri daha kolay öğrenirsiniz. Daha aklınıza yatar.
Şimdi benim sevdiğim film tarzı. Horror movies. Ondan sonra science fiction. Bunu nasıl kısaltıyoruz bu arada science fiction'ı? Hemen onu da yazalım. CF şeklinde görebiliriz. Ardından neler var çocuklar? Tabii ki hepimizin bazen kafamızı boşaltmak için başvurduğu komedi filmleri, drama filmleri. Evet, çocukluğumuzu yakan Ferdi Tayfur filmleri. Bunlara örnek çocuklar. Siz belki hatırlamazsınız ama 90'lı yıllar gündüz kuşağı Ferdi Tayfur filmleri hepimizin psikolojisini alt üst etmiştir. Dramaya örnek. Siz izlemeyin. Devam ediyoruz. Ardından neleri yazabiliriz? Action movies yazabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar neleri yazabiliriz? Cowboy filmlerini yazabiliriz. Bu klasik bir Türk babasının pazar günü pijamalarını çekip TRT'de özellikle çıktığı için TRT'yi takip edip gün boyu kovboy filmi izlemesiyle bir pazar gününü geçirmesi olarak resmedilebilir kafada. Pijamalı, çizgili pijamalı birisini düşünün. Western filmi yani kovboy filmi izliyor. 90'lı yılların yine nesi? Sembol pazar günü olabilir Western filmleri. Yaşımız da ortaya çıktı ama yapacak bir şey yok. Ve tabii ki bayanların sevdiği tarzda filmler, romance yani romantik filmlerden bahsedebiliriz. Ardından arkadaşlar bize heyecan veren ve içimizi hoplatan thriller, böyle aksiyon türünde gerilim filmleridir. Ve tabii ki çocuklarımızın sevdiği ve sizlerin de yakın zamana kadar çok hoşlandığınız animationlar. 5. sınıfa giderken hatırlayın, boş dersleriniz olduğu zaman hep animasyon filmleri izlemek isterdiniz. İşte animationlarda bir film çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii büyüyünce bunları beğenmiyorsunuz, burun kıvırıyorsunuz. Buraya doğru kayıyor iş. Buralara doğru kayıyor böyle. Gidiyor işte bir bayan arkadaşınızla beraber izleyecekseniz mecburen romantik ve neyi tercih ediyorsunuz? Drama, komedi, science fiction'ları veya korku filmlerini kızlar pek sevmezler. Bu tür filmlerde bizim ünitemizde vurgulanıyor arkadaşlar. Bunları tercih listesi olarak şöyle sorularda görebiliriz. Nasıl? Yani kişi 4-5 tane kişi verecek. Diyelim ki Ali, kısa isimler tercih ediyorum. Can, Cem, Mine gibi 4 kişi olsun. Şimdi bunlar yukarıda film çeşitlerini verecek. İşte korku filmi, baş harflerini yazıyorum. Drama filmi, romantik filmler ve komedi filmleri. Baş harflerini yazdım sadece. Bunu soru olarak nasıl görürüz mesela? Ali'de bunda tik var, bunda çarpı var, bunda ve bunda tik var. Çarpı, çarpı, çarpı. Tik, tik, tik hepsinde. Tik, pardon, çarpı, tik, tik. Şimdi bunlarla ilgili böyle bir soru örüntüsü görebiliriz. Ve aşağıda der ki işte, which of the sentences, which is the sentence is true according to the chart. İşte hangisi doğrudur der. Az önce which of the sentences dedim. İki tane doğru olmaz bir soruda. Onu da tekrar editleyelim. Doğru olanı sorar. Hangisi yanlıştır der. Which is not correct der. Ali ile Can'ın ortak noktasını sorabilir. Ali ile Can hangi filme gidebilirler falan der mesela. Veya Cem ile Mine akşam işte filme gidecekler. Hangisini tercih etmeliler falan der. Bu şekilde soru kalıplarında görebiliriz film çeşitleri.